11-17 haftası sevgili takipçilerim. Hemen koçlar başlıyorum. Sevgili koçlar, özellikle isminde H harfi, N harfi ve K harfi bir insandan çok ciddi iş konusunda zarar göreceksiniz. Sizin işinize, çevrenize zarar vermek için elinden geleni yapacak dikkatli olmanızı öneriyorum. Yeni iş bekleyenler için de isminde R ya da M harfi birinin size bu konuda çok büyük bir desteği, alım, satım ve hayatınızla alakalı noktada güzellikler yaratacağını unutmamanız gerekiyor. İlişki konusunda özellikle Ateş Burcu biriyle yaşayacağınız ilişkide yalan dolan sizi suçlayabilirler. Dikkatli olmanızı istiyorum. Ve bu kişide de özellikle M harfi ya da K harfi belirgin biriyle de yaşayacağınız tartışmanın sonunda zafer sizin olacak. Yeni sevgilinizin isminin içinde E ve U harfi ve S harfi varsa evlilik ya da evliyseniz bu ilişkide anahtar tapu konumumuz gündeme gelecek ve siz hayal ettiğiniz mutluluğa doğru gideceksiniz. Eski ilişkinizin isminde özellikle T ve O varsa geri gelmeyecek bilginiz olsun. Çünkü onun size karşı sevgisi, onun size yarattığı bazı kaoslar sizde yara bırakmış gözüküyor. Eğitim konunuzda anne ya da büyüklerimizi dinlemeniz gerektiği ve onlara gerçekten ciddi anlamda dinlemediğiniz için yarım kalan hayatınızı toparlayamıyorsunuz. Bir de her şeye çok heveslisiniz. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Her şeyi yarım bırakıyorsunuz. Bu yarımlık artık berekete doğru dönüşüyor. Özellikle de yakın dostlarınızla gideceğiniz seyahat sizi mutlu edecek yenilikler yaratacak. Siz artık nerede olduğunuzu bilin, nasıl bir hayat istediğinizi bildiğiniz takdirde mutluluk köklenme size gayet verimli. Bir de kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyorsa size adım atacak, meditasyon enerjisi ve şifalanacaksınız. Ve her şeyden önemlisi bu ara yoga, meditasyon, ruhunuza iyi gelecek enerji ihmal etmeyin efendim. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? İyi misiniz? Hemen bakıyorum. İş konunuzda Ş harfi, Y ya da U harfi biri konusunda çok güzel bir yardım alacaksınız. Bulunduğunuz noktadaki kişinin size yaratacağı hak, hukuk konusunda gayet kapılarınız iyi bir şekilde aydınlığa girecek. Bir de bu ara ailenizle alakalı özellikle annenizde ya da babanızda U, L, G harfi ya da sizde bu harfler varsa burada bir ev konumuz, çözülmesi gereken tapu ve evrak parayla ilgili verimliliğe doğru gideceksiniz ve artık haklar sizin için doğru şekilde konuşacak ve yeni bir eve girmek, inşaat olması ya da evimizle ilgili eksik olan her şey aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Özellikle de bu ara kardeşler arasında kardeşinizde harf olarak A harfi Ali gibi, Ahmet gibi, Aydın gibi ya da Ayşe Aslı gibi A harfi baskın olan kişiyle aramızda gereksiz kavgalar, gereksiz sürtüşmeler var. Aman aranızdaki bu güzellik, bu evre soğumasın. Yakın bir arkadaşınıza kırgınsınız. Onda da İ ve N harfi belirgin. Yani kadın erkek ayrımı yapmıyorum. O barışacak ve sizden özür dileyecek. Unutmayın. Kalbinizdeki kişi de eğer T ve A harfi varsa o sizi çok seviyor. Tekrar geri gelmek, hatalarının farkında ve bu ilişkiye tekrar sarılmak istiyor. Eğer ki eşinizle ilgili yaşadığınız krizlerde onda B harfi, K harfi ve İ harfi varsa bu evlilikte yalanlar, bazı karışıklıklar artık açığa çıkacak ve siz de bu ilişkiyle ilgili net karar vereceksiniz. Bu ara kalbindeki kişi seni düşünüyor mu derseniz, evet kalbinizdeki sizi düşünüyor ama onun yollarla alakalı süreci var ve bu yollarla alakalı süreçte büyük bir rahatlık. Salı ya da çarşamba bununla iletişime geçeceksiniz. Bu ara aile büyüklerimizin hastalık, sağlık problemi olabilir. Onlara destek etmeyi unutmayın efendim. Sevgili ikizler, nasılsınız? İyi misiniz? Hemen sizler için. Özellikle işinizle ilgili çok güzel bir taht değişimi gerçekleşecek ve özellikle bu konuda E harfi, C harfi ya da P harfi birinin size çok güzel bir desteği. Yasal olarak da uzun süredir avukat ya da mahkemelik konularla alakalı noktada da özellikle S ve A harfi belirgin birinden alacağınız destek bu mahkeme ve
konularla ilgili netliğe kavuşmak söz konusu olacak. Bu ara ruhsal dünyanız çok boşlukta. Sevgi ve sevilmek anlamında kendinizi çok fazla kaosa itiyorsunuz. Enerjinizi bir açmanızı ve bu enerji artık geçmişte kalıyor. Çünkü geçmişte pişman olduğunuz ve aşk yaşadığınız insanda D harfi, A ve F harfi varsa o başka biriyle yol alacak. Mümkün olduğu kadar artık o sizi düşünmüyor, yolunuza bakmanız lazım. Özellikle bu ara yeni ilişkiye başladıysanız isminde H ve E harfi belirgin olan kişi gerçekten bu ilişkiyi doğru noktada ilerletecek ve aydınlığa kavuşturacak. Şu an ciddi giden bir ilişkiniz varsa ihanetle karşı karşıya kalabilir, yalanlar açığa çıkabilir ve onun ailesiyle ilgili krizler ve sorunlar sizi yıpratabilir. Mesela annesinde annesinden kaynaklı istenmiyor olabilirsiniz. Ailesinden kaynaklı sorunlar ve hayatınızdaki kişi kendi ailesinden biriyle evlendirilmek istiyor olabilir. Aranızda uçurum söz konusu olacak, bilginiz olsun. Evli çiftlerde özellikle eşinizin iş konumu, özellikle eşinizde B ve H ve E harfi varsa kesinlikle ve kesinlikle yeni iş anahtarı değişimi ve aynı şekilde ev almak, araç almakla ilgili net kararlar vereceğiz. Bu ara cesaretiniz seyahat etmek, uçmak ve hayatınızdaki yeniliklere oluşturmak istiyorsunuz. Bu tarz fırsatlarınız var ve güzeldi. Eğer geçmişteki kişi su burcu ve yükseleni suysa onunla karşılaşma, özellikle gözleriniz renkliyse yepyeni bir aşk var. Bilginiz olsun efendim. Mutlu ve keyifle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Güzellikler diliyorum. Evet, iş konularınızla alakalı işten ayrılmak kesin ve özellikle yöneticilerinizde J ve L ve K harfi varsa sizinle uğraşıyor ya da üst düzey ekip arkadaşlarınızda böyle insanlar varsa işinize zarar verecek, dikkatli olmanız gerekiyor. Bu ara yeni iş arayanlarda da D harfi ve G harfi ve İ harfi olan birinin desteğiyle birlikte güzel bir iş enerjiniz gündeme gelecek, değerlendirmenizi öneriyorum. Ailemize ait mahkemesel konularda bazı zararlar görebiliriz. Anne baba arasındaki tartışmalar evi kasıyor ve yıpratıyor olabilir. Aman dikkatli olun, annenizin ya da babanızın arasında seçim yapmayın. Doğru ve adaletli nokta, eğer seçim yaptığınız takdirde kıyamet sizin üzerinizde kopacak. Bu ara yeni iş bekliyorsanız ve yakın bir dostunuzdan, özellikle toprak burcundan gelecek iş konu desteği size güzel fırsatı, güzel ışığı ve güzel aydınlanmayı söz konusu. Özellikle devlete girmek istiyorsanız A ve Ö harfli bir insan ve Z harfli bir insandan devletle ilgili kapınızda büyük bir ferahlık gündeme gelecek. Kalbinizdeki kişi size ihanet edebilir. Bu biriyle aldatmak değil, yalan söylüyor olabilir. Sizi kırmamak adına, incitmemek adına gizlediği olaylar olabilir. Aslında o sizi seviyor. Onun yalan söylediği şeyler sizin üzülmemeniz adına. Bu arada kalbinizdeki kişi de eğer ki ayrıldıysanız S ve İ harfi varsa bu geri adım atacak. Bu sizi düşünüyor ve barışma var gözüküyor. Evli çiftlerimizde özellikle ufak tefek köy ziyareti, deniz, tatil, dinlenme ve yurt dışı olabilir. Gideceğimiz seyahatte tekrar aşkımız alevlenecek. Yani özellikle kaş göz belirginliği, eşinizin saç noktalarında hafif bir kellik varsa eşinizin size sürpriz araba alma gibi bir niyeti var gözüküyor. Arsa ya da toprak konularında özellikle Emine, Esra, Eda, Emrah, Ertuğrul, Engin, ailenizde bu harflerde başlayan kişi kim varsa sizin haklarınızı yiyecek. Dikkatli olun diyorum. Yurt dışı fikriniz varsa kırılan bir kalbiniz var ama eğitim konusunda yarımlıklarınız var. Bunu tamamlayın lütfen. Sevgili aslanlar, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bakalım tarotlar size ne diyor? Hemen bakıyorum. Bir anahtar konunuz, iş anahtar konunuzla ilgili güzel bir değişimin aydınlanması var. Yalnız ev almak istiyorsanız, özellikle bulunduğunuz binadan ev almak istiyorsanız doğru bir destekli eviniz söz konusu olacak. Bu ara iş çevrenizdeki insanların size sıcak bakması, sevgiyle bakması sizin motivasyonunu fazlasıyla arttıracak. Bu seyahatler, gitmeniz gereken işle ilgili güzel fırsatlarınız da hayatınızın içerisine renk katacak. Yalnız iş yerinde özellikle isminde T ve N ve M harfi olan biri sizin işle ilgili kıskançlıklar yaratıyor olabilir. Yerinizi zorluyor olabilir ama sizin yerinizde güzel bir değişim olacak. O
O istediği kadar uğraşsın, siz hak edilişinizi en iyi şekilde devreye tutacaksınız. İlişkinizle alakalı uzun süredir çözemediğiniz noktalarınız vardı. Özellikle sevgiliniz ya da eşinizin isminde Y ve B ve M harfi varsa bu ilişkiye çocuk ve sevinç muradı aydınlığa kavuşacak. Tekrar birbirimize aşk ve mutlulukla tadacağımız bir evrede. Yalnız bu aşkı dışarıda özellikle görümceniz ya da eltinizde Y, G, U harfi varsa ciddi anlamda göz nazar değdiriyor ve siz evinize kurşun dökerek, nazar boncuğu takarak, nazar boncuğuna inanmıyorum ama ben mesela gonca ekerek evinizin enerjisini daha güzel aydınlığa katabilirsiniz. Kalbinizdeki kişi de özellikle isim olarak V, Z, T ya da İ harfi varsa o sana tekrar geri adım atıyor ve o seni çok düşünüyor ve o düşünmek artık köklenmeye doğru gidiyor. Platonik takıldığınız kişinin size karşı ilgisini merak ediyorsanız onda da U ve İ harfi ya da L harfi varsa o başka biriyle birlikte artık bu platonik enerjiden çıkmanız lazım rica ediyorum. Yeni aşk isteyenlere muhteşem bir aşk. Özellikle S, H, E, L harfi olan güzel bir aşka yelken açacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgili Başaklar nasılsınız? Başaklar beğen, yaz, yorum yap. Evet, dengeyi bulmak. Oldukça sağlıklı ve bilinçli bir hafta. Kendinizi yeniden doğurmak istiyorsanız, rızkınız ve bereketinizde yeni fırsatlar, beklenmedik paralar, mutluluklar ve huzur size büyük bir aydınlığa doğru geçiş yapacak. Yalnız en önemli şey zaman zaman geride bıraktığınız ve kendi içinizde önemsiz gördüğünüz şeyleri detayını hayata geçirmemiz lazım. İleride bunlar bize zarar verebilir, rızkımıza ve bereketimizi sıkıntıya sokabilir. İş konusunda özellikle isminde K ve İ ve C harfi olan bir kişi size çok güzel bir destek verecek ve destekle birlikte bu kapımız yeniden aydınlığa kavuşacak. Ama iş yerinizde özellikle bir kişiden o kadar rahatsızsınız ki yaşı 33 olabilir, yaşı 35 olabilir, 37 olabilir. Bu insana dikkat edin, size zarar verebilir. Bir de iş yerinizde yöneticiniz ya da patronunuzla Ş ve C ve hani An gibi, Can gibi bu harflerde biri sağlık problemi yaşayacak, biraz işlerle ilgili krizler yaşanabilir. Eşiniz ya da sevgilinizle aranızda pürüz varsa tebrikler. Artık hani deriz ya hapishanemizden çıkıp mutluluğa doğru ve ilişkimizi tekrar başlatıp tekrar enerjimizin en yoğun olacağı noktayı tadacağız ve birbirimize doğru bakma. Evet, eşiniz ya da sevgilinizde isim olarak E harfi, F harfi ve Z harfi belirkinse bu ilişkimiz değişim ve dönüşümün kutlamasını tadıyor ve hatta ve hatta evcil hayvan almak bu tarz meraklarınız varsa sizin için sağlıklı gözüküyor. Yeni aşk arıyorsanız isminde özellikle B harfi olacak. L ve R harfi olabilir. Böyle biriyle muhteşem bir aşk enerjiniz var. Bu ara kendinize yalanlar söylüyor olabilir, maske takıyor olabilirsiniz ve ruhunuz hayal dünyasında yaşayabilir. Gerçekleri görürseniz yatırım ve parasal evrede daha rahat bir süreç sağlayacaksınız. Bilginiz olsun efendim. Sevgili teraziler nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Ben. Evet, iş konunuzda ekip arkadaşlarınızla ruh gibi dua ederek mutlulukla, sevinçle, keyifle ve mühürleneceğiniz yeni işler, yenilikler, yeni noktalar size fırsatlar yaratacak. Özellikle ayrıcalıklı hissedeceğiniz, kendinizi bu alanda çok motivasyonunuzun yüksek olacağı bir dönge. Ekip arkadaşlarımızda Ö harfi ya da İ ve G harfi ve E harfi varsa size her konuda destek olacak. Her konuda evraklarımız, dosyalarımız, alanımız rahata girecek gözüküyor. Mahkemesel bir ev konunuzla ilgili çözülmesi gereken mahkeme evrelerimiz var. Bununla ilgili aile içerisindeki yaşanacak krizler söz konusu. Özellikle erkek kardeş ya da abi ya da dayı ya da amcadan kaynaklı hak konularında daha fazla abartılı istekler söz konusu olabilir. Ve bu abartılı istekler sizin canınızı sıksın istemiyorum. Çünkü burada adalet neyse buna kavuşacaksınız. Eşiniz ya da boşanmayı düşünüyorsanız, özellikle eşinizde V ve E ve İ harfi varsa yalanlar, hikayeler bitmeyecek, gerçekler açığa dönecek. Siz hakkınız olan tüm malı ve bereketi alacaksınız. Yeter ki sabırlı, yeter ki aydınlık olmanızı öneriyorum. Yeni sevgilisi olanlar, özellikle aşk konusunda şanssızım diyen A ve K ve L harfi olan biriyle muhteşem bir aşk enerjiniz var. Ya da bu harflerde ise adalet size doğru noktada ve boşluklarınız duygusal olarak geride bir kalacak. İçiniz
geçmişinizdeki yaşadığınız bütün korkular, duygusal olarak yaşadığınız karmaşıklıklar tam anlamıyla bitmiş, kendi içinizde kırdığınız her şey rahatlığa erişmiş olacak. Baş ağrımız, boyun ağrımız, sırt ağrılarımız daha yoğun olabilir. Bir de sizin ailenizde bir hastamız ve tedavi görmesi gereken sorunlarımız var. Bunu ihmal etmemenizi önemsiyorum. Bir de kökümüzde Alevilik, göçmenlik, Kürtlük, yabancı ya da yurt dışında yaşıyorsanız anahtar alımınızla ilgili hayırlı kapılarınız var. Merak etmeyin efendim, hoşça kalın. Sevgili akrepler, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hemen sizler için kendi kartlarımızı seçiyorum. Evet, bu ara bilgeliğiniz, konuşur ruhunuz, işle ilgili acayip fırsatlar ve yeniliklerle ilgili noktada çok büyük destekler alacağınız, artık maskelerin inip kendinizin ne istediğini bilme ve hayallerinize yavaş yavaş dokunacağınız bir noktada söz konusu olacak. Özellikle de bu ara patronlarınızda İ ve M ve N harfi belirginse, konum değişimi hayaliniz varsa bu yalan. O patronunuzun pintiliği, cimriliğini biliyorsunuz ama yerinizdeki rahatlıklar size verilecek fırsatlar doğru ama maaş ve konum değişimi için daha vaktiniz var diyorum. Bu ara duygusal olarak kendinizi duaya, inancınızı daha yoğunlaştıracağınız bir noktadasınız. Yapın, çünkü inançlarınız ve dualarınız size yeni kapılar, yeni fırsatlar yaratacak gözüküyor. Bu ara kardeş, anne ve aile içerisindeki mal konu ya da bazı pürüzlü noktaları iyileştirmek için her iki tarafınızda birbirinize destek olacaksınız. Özellikle kardeşlerde E, S, L harfi, yani her kardeşte ya da annenizde bu harfler varsa iyimser evre, rahata düşme ve binamız ya da dairemizle ilgili büyük bir aydınlık yaşayacağız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara iş konusunda yeni yolculuklarımız, yurt dışı ile ilgili kapılarımızla ilgili güzel fırsatlar var. Özellikle Avrupa ülkesiyle ilgili beklentiniz varsa doğru. Eğer Ege ve Akdeniz'le ilgili de iş beklentiniz varsa hayırlı bir noktada sonuç elde. Toprak konumuz, mal konumuzla ilgili bir rahatlık evresi, haklar ya da imar konularınızın açılma gibi bir durumu söz konusu olacak. Sevgilinizde özellikle K ve Y ya da A harfi varsa bunun bazı karışık olumsuzlukları var. Sizi yoran noktası var. Dikkatli olun. Eşinizde eğer ki E ve M harfi varsa ya da T harfi varsa size sürpriz bir hediyesi, sürpriz bir yolculuğu var. Hatta ev anahtarınız değişebilir ve bu hane boşluktan kurtulup daha huzurlu anahtar kapılarına erişeceğini uyarıyorum efendim. Sevgili yaylar, nasılsınız? Güzel ailem, iyi misiniz? Hemen bakıyorum, beğen. Bu ara iş yerinde ateş püskürme, kavga, gürültü, özellikle iş yerinde çiftler arasındaki çıkacak krizler ve yalanlar, hikayeler had safhada olacak. Hiçbir şeyi önemsemeyin. Eğer önemsediğiniz takdirde yargılanacak ve hataya düşeceksiniz. Yani doğru pasta dilimi haklarınız var. Bu pasta dilimlerini doğru almak istiyorsanız istediğiniz fırsatlarınız var. Onların yaptıkları duruşları, davranışlara önem vermeyin. Yeni başlayacağınız ve kurmak istediğiniz deli deli fikirleriniz var. Bunu hayata geçirin. Eğitimle alakalı da özellikle destek almak istediğiniz Amerika yabancı dil aksanı, Fransızca, Fransız aksanını güçlendirmek isteyebilir ve eğitim ve kurslarla ilgili başvurular yapabilirsiniz. Bu ara en çok her şeye merak sardınız. Merak sarmanız hem sizin bilgeliğinizi hem de gereksiz kaosları itiyor. Biraz bir nefes alalım, doğru yürüyüşler yaparak enerjimizi toparlayalım. İlişkinizle alakalı pişmanlık, yaşadığınız ilişkinin size değer vermediği, sizi önemsemediği ile alakalı kafanızda kurduğunuz olaylar var. Yeni ilişki fırsatlarınız var ve bu ilişki sizi çok güzel destekleyecek noktada ve bu ilişki sevecek noktada. Geçmişi artık bırak, kandilini ve bereketini yak. Yeni gelecek insanda Z, İ, L harfi olabilir ya da sizde bu harfler olabilir. Bu sizin yeni aşk için fırsatlar yaratmanıza yardım. Evli çiftlerde erkek çocuk muradı ve özellikle yaşadığımız krizler bitiyor. Bu evde güneş gibi parlayacak bir doğum var ve bu doğum size maddi ve manevi rahatlığa eriştirecek. Eğer ki eltinizde T ve İ harfi ve N harfi varsa size kötü enerji yapıyor olabilir. Sizin hakkınızda gereksiz konuşuyor olabilir. Sizin günahınızı alıyor olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de evde ufak tefek kazalar, ufak tefek krizler var. Aman dikkatli olun, zarar görmeyin efendim. Sevgili oğlaklar, ben yaz. Hemen bakıyorum size. Oo, yeni iş.
birkaç iş projesi, birkaç işle ilgili çok güzel fırsat kapılarınız var. Ve bulunduğunuz noktada parasal evrede şanslarınızın daha çok artacağı, maddi olarak kendinizi daha çok güçlendireceğiniz bir hafta. Yurt dışı evraklarımız olumsuz gördüğünüz ve arkanızda dönüp dönüp ben buraya gitmek istiyorum, bir türlü olmuyor, bir türlü fırsatım yok diyorsanız, bu fırsat sizin elinize verilecek. Hani ölü toprağa serilmiş üstüme, hiçbir şey yapamıyorum derken geçiş kapılarınız, fırsatlarınız, şanslarınız fazlasıyla aydınlık. Patronunuz ya da yöneticinizde V, U, L ya da T harfi varsa konum olarak size fırsatlarınızı, yeni iş alanlarınızla ilgili destekler oluşturacağını söyleyeyim. Yeni işe başlamak isteyenler adaletli nokta için biraz daha sabırlı olun. Her işi kendi noktanız uygun görmüyorsunuz ama burada devlet dairesinden ya da devletle bağlantılı birinden çok büyük bir destek alarak iş kapınız aydınlığa ve feraha kavuşacak. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız iftiralar, yalanlar ve anahtarınızı burada bazı krizler var. Sizde suçlamalar söz konusu olacak. Aman dikkatli olun. Yaşarken ölmenizi önemsemiyorum. Yaşamanız lazım. Hakkınızı savunmanız lazım. Bulunduğunuz noktayı güçlü görmeniz lazım. Eşinizle aranızda bir kriz olabilir ve bu krizden dolayı ev ayrımı, yatak ayrımı, düzen ayrımı yaşayabilirsiniz. Geçici ayrılık söz konusu olacak. O sırada siz tatilinizi yapın, eşiniz sizinle tekrar barışacak gözüküyor. Kalbimdeki kişi beni düşünüyor mu derseniz, özellikle bunda Mayıs ayı doğumluysa, Nisan ayında doğumluysa bu kişi sizinle barışacak ve hayatınıza tekrar renk katacak. Ş harfi, M harfi ve A harfi olan kişinin de size karşı ilgisi var, bilginiz olun. Eğer sizin harfle isminizin içinde K ve A ve L harfi varsa çok güzel bir ermiş gibi dokunacak bir rüya size şans ve bereket getirecek ve alyans ve evlilik teklifi alabilirsiniz. Bilginiz olsun efendim. Sevgili kovalar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Beğen yaz. Hemen bakıyorum. İşinizde tahtınız hemen değişecek. Meditasyon enerjiniz, içinizdeki sanatçı yönünüz, yenilikler, yeni fikirler size alternatif çok güzel oluşumlar yaratacak. Dengeyi ve huzuru bulacağınız, hiç beklenmedik parasal almanız gereken, yapılması gereken paralarla ilgili çok güzel fırsatlarınız var. Rabbim size öyle dokunacak ki, öyle büyük başarı sağlayacaksınız ki hiç korkmanıza gerek yok. İş çevrenizde dikkat etmeniz gereken, özellikle iki kızı bir oğlu olabilir ya da iki oğlu bir kızı olan bir insan sizin işinizle ilgili zarar verebilir, dikkatli olun. Ya da üç erkek çocuğu hakim olan birinin size zarar verme ihtimali çok yüksek. Bu ara özellikle 7. ayın 11'i, 12'si, 13'ü size tehlikeler yaratıyor. Bu konuşmalar, bu maillere dikkat edin. İşinizde zarar görmenizi istemiyorum. Duygusal olarak cesaretiniz açıldı. Kendinize aşk dilediniz. Sevgi ve başlangıçlar dilediniz. Rabbim bu kabulünüzü, bu aşk konusundaki şans fırsatlarınızı yaratacak. Özellikle de şöyle söyleyeyim. İsminde en harfli, olumlu harfi U harfi, L harfi, M harfi olabilir ya da E harfi olabilir. Bu aşk size şifa gibi dokunacak. Geçmiş korkularınız, kaygılarınız ve beddualarınız geride kalıp kendiniz aşkla şifalanacaksınız. Kalbinizdeki kişi de O ve H harfi varsa onun hayatında biri var, unutmayın. Yeni aşk istiyorsanız da güzel fırsatlar, güzel yenilikler var. Seyahatler, yeni işler, yeni oluşumlar değil, kendinizi dinlendirmek, ailenizi ziyaret edebilir, köye gidebilir, tatile gitme niyetiniz olabilir. Özellikle ayın 12'si, 14'ü, 15'i bu konularda şanslı ve keyifli olacak. İçinizdeki enerji yeniden şifalı. Eviniz müteahhite gidebilir, yeni anlaşma. Yeni bir eve geçip ve anahtar kapınızla ilgili de sürprizler var. Bunu doğru değerlendirin diyorum efendim. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, hemen bakıyorum. Yeni yön. İşle ilgili yeni yönler, yeni fırsatlar, yeni kapılar var. Ama siz yerinizde yenilenmesini istediğiniz ve hakkım olan noktayı almak istiyorum diyorsanız mücadele ve dilinizi söyleyin, herkesle konuşun. Hak olan noktanız size doğru şekilde verilecek ama bunun bir Temmuz'u geçmesi lazım. Ağustos sizin için daha şanslı. Şu an burayı zorlamanız gerekiyor. Ve iş konusunda parasal evrenizdeki kaoslarla ilgili şikayetleriniz var. Ve burada
beni kimse görmüyor, hiç şansım yok ve patronlarım ve ekip arkadaşlarım çok bencil, ben buraya ait değilim diyorsunuz ama alternatif çok yer baktınız ve bulamadınız. Eğer şu an işten çıkarsanız boşluğa düşersiniz. Bunun için hiç gerek yok. Adalet sizin için doğru noktayı bulacak. Paniklemeyin efendim. Peki aşk konusunda özellikle bu ara keyifli güzel aşklara yelken açacaksınız. İsminde M ya da N harfi başlayan kişiyle doğru aşk ve doğru doğumu yaşayabilirsiniz. Ya da bu harfler sizdeyse gerçekten sevilmek ve değer görmeyi bulacaksınız. Bu ara karı koca hayatımızda özellikle kocanızın kendi içinde iş problemlerinden kaynaklı tartışmalar, kaoslar yaratıyor olabilir. Onu dinlemeyin, o sizi gerçekten seviyor ve sizin onunla doğru iletişime ihtiyacınız var. Onun sizinle hiçbir bağlantısı yok, işe ihtiyacı var. İş ve parasal dengeyi oturttuktan sonra bu denge yeniden mutluluğa varacak. Boşanmak isteyen ve evliliğimden yoruldum diyenlere deve yükü, mal ayrımı, malla ilgili kaoslar, hatalar yapabilir, acele kararlar verebilir, hakkınız ziyan olabilir. Avukatınıza mantıklı şekilde bu dengeleri doğru ışık ve doğru lale ile paylaşılması lazım. Başkalarının aklı değil, sizin aklınız kıymetli. Başkalarının fikri önemli değil. Bu ara ufak tefek seyahatleriniz olabilir. Bu seyahatlerde ufak tefek kazalar atlatabilirsiniz. Bu konuda kaderiniz sizi uyarıyor. Mümkün olduğu kadar bu ara haksız yere haram para alabilir, haram para yiyebilirsiniz. Aman dikkatli olun efendim.